Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün arkamdan da gördüğünüz üzere, aslında başlıktan da görüyorsunuz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Makine Mühendisliği bölüm tanıtım videosuyla karşınızdayız. Şöyle bir şey, eskiden de makine mühendisliğiydi. Sadece Cerrahpaşa kısmı yoktu. İstanbul Üniversitesi makine mühendisliğiydi. Zaten Mustafa da o bölümü kazananlardan birisi. Ama artık yoluna Cerrahpaşa olarak devam ediyor. Çünkü üniversiteye bölüler vesaire vesaire, bu konuları biliyorsunuz. Hiç girmiyorum. Karşımızda makine mühendisliği okuyan Mustafa var. Bundan sonra Mustafa'ya bakacağım. Kameraya konuşmuyorum. Mustafa, hoş geldin. Hoş buldum. Senin de söylediğin üzere ben makine mühendisliği okurum İstanbul Üniversitesi'nde. Hatta derken Cerrahpaşa'yı pek katmıyoruz bile, insanlar daha bilmiyor diye. Ben Mustafa Özçoban, 3. sınıf öğrencisiydim. Bu sene 4'e geçtim. Herkes gibi uzaktan okudunuz da, o da zor bir bölüm ya, uzaktan okumak için. Uzaktan okumak için gerçekten zor bir bölüm ama şu anlık hep hesap kitap yapıyorduk. Tahtını görüyoruz, daha aynısı bilgisayarda var. Öyle söyleyeyim. Üniversite ilk kazandığında okuduğun bölümü söylediğinde nasıl bir tepki aldın? Onu merak ediyorum. En güzel tepkiyi dedemden almıştım. Makine mühendisi dedim de sen pullukçu mu olacaksın demişti. Pulluk da şeymiş, bir tarım makinesiymiş. Hadi de onlar Evet tabii. olacaksın dedim. Hadi de Toprağı onlar. kaldırıyor ya ilk şey, traktörün arkasına şey Öyle mi? yapıyorlar. Evet. Ben bilmiyorum. Ben öyle biliyorum pullu. Açıkçası bir en değişik tepki dedemden almıştım. Diğerleri gerçekten güzel oluyor. O makine mühendisliği, o bu da İstanbul, o falan böyle. Bu beni mutlu etmişti yani, bir şey başarmış hissi olmuştu yani. Şimdi burada İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisi Cerrahpaşa'yı da eklersek, kazandığınızda esas dikkat edilmesi gereken fakültenin konumu, yerleşkenin konumu. Bu yerleşki İstanbul'un içinde Avcılar'da. Bunu da Google haritalardan bakabilirsiniz. Ben şimdi size İstanbul merkeze 40 dakika uzaklıkta işte metrobüste sürünmeniz gerekiyor desem pek böyle anlamayabilirler. Yani Yaşamak lazım. İstanbul'un dışında da yaşaman gerekiyor bir tık. Görmeden de yazmanızı önermiyorum baştan. Okunmaz mı? Okunur. O zaman ilk üniversitede neler oldu değiştikten sonra? Bunlar artıya doğru mu gitti, eksiye doğru mu gitti? Bunlar tabii senin görüşlerin. Senin görüşlerini dinliyoruz. Şimdi bizim okul Cerrahpaşa olduğunda ilk öncelerde pek bir değişiklik olmadı. Sadece logonun altına bir Cerrahpaşa eki geldi. Ama daha sonra şöyle bir avantaj oldu bizim için. Devlet okullara belli bir bütçe veriyor. Bu bütçe ayrıldığında en son Avcılar kampüsüne ve makine mühendisliğine gelen kısım bayağı azdı açıkçası. Tabii şimdi okul ikiye bölündüğü zaman bize gelen miktar bir tık daha arttı. Bunu şöyle görmek çok fazla mümkün. Okulun içinde pek bir şey yoktu. Okulun hemen ana mühendislik kapısının önüne fiskiye koydular. Okulun içine iki tane kafe, bir tane banka, bir tane kırtasiye, belki Market. birkaç bir şey daha gelmiştir böyle aynen. İşte market geldi, Migros falan geldi. Bu güzellik oldu. Diyeceksin ki aslında sadece bir iki kafeyle mi yüceldi etti? Önceden yoktu. Yani Bölüyorum sadece seni. kantin Benim vardı. çektiğim videoda da, hatta inip yürüyüp üşendiğim, arabayla gezindiğim birkaç videoda, Ağustos videolarında da var. Ben orada çekmiştim. Hiçbir şey olmadığını, ortamının olmadığını zaten sürekli söyledik. Nasıl ortamı yok? Avcılar'da bir kafeye gitmek istediğiniz zaman üniversiteden yaklaşık 20-25 dakika sıcağın alnında yürüyorsun. Ki kafeye gitmenin olayı bitiyor zaten. Gittiğinde vaktiniz olmuş oluyor. Geri dönüyorsunuz. İki ders arasında yapacak bir şey yok. Otomattan sürekli çay içiyorsunuz. Yine yapacak bir şey yok. Bu olanaklar Açıkçası artmış. şöyle bir şey var. Okulun hemen arkasında 5 dakika yürüme mesafesinde 5-6 tane kafe var açıkçası. Onu belki sen bilmiyordur. Arada yurdun olduğu Şeye yerde doğru. biliyorum ama ne kadar güzel olduğu tartışılabilir. Ha tabii. Tabii şimdi. Ne kadar şey. Kimseyi kötülemeyeyim. Şimdi bir şey var. Var mı var. Aynı şekilde Avcılar Merkezi'nin hemen karşısında olduğu için Marmara Park Caddesi'nin üzerinde birçok kafe falan da var. Ha tabii Öğrenirsiniz bu caddeyi. şey var. O zaman yavaş yavaş bölüme geçebiliriz. İlk bölümü kazandığımızda yabancı dil durumu ne olacak? İngilizce ne kadar gerekli? İngilizce ne kadar gerekli? Öncelikle zaten bizi bir İngilizce hazırlığa sokuyorlar. İngilizce hazırlık gerçekten çok zorlu bir süreç. Ben kaldım. Yalan yok. Eylül'deki muafiyette geçtim. Birçok öğrenci kaldı. Yüzdelik olarak belirttiğimde %50'si kalıyordu. Büte kalıyordu. Net büte kalıyordu. Veya Eylül'e kalıyordu belli bir oranda. Hazırlığı çok zor. Bölüme geçtiğimizde bölümden bölüme değişir. Şimdi bizim makine mühendisliği hesap kitabın en fazla olduğu bölümlerden biri. Böyle olduğu zaman genelde bizim işimiz sayılarla. Ya belli kelime kalıplarını bildiğimizde az çok biz ne dediğini anlıyoruz. Askeri %30 İngilizce olayı var. Ya bu da işte en aşağı %30. İlk sınıflarda bir iki tane İngilizce ders varken özellikle ikinci sınıfta bir iki tane Türkçe ders oluyor. Gerisi full İngilizce.
Özellikle ana mühendislik dersleri olan mesela dinamik ve türevleri veya mukavemet vesaire gibi derslerde İngilizce görmek bayağı bir zorlaştırıyor işi. Hiçbir şey, yani ben açıkçası çok bir şey anlamıyorum. Şimdi yalan yok böyle. Hiçbir şey duyduk. Şimdi genel İngilizceyi bilsek bile orada çok fazla şey var. Terimsel kelime var. Yani biz nasıl mesela böyle akıcı bir şekilde konuşuyorsak İngilizce aslında öyle bilmemiz lazım tam anlamıyla anlayabilmemiz için. Sözel ağırlıklı kimyadır. Mesela malzeme, metaloloji malzeme gibi mühendisliklerde daha fazla bilmek lazım. Çünkü orada sözel dersler çok daha fazla var. Mesela endüstri gibi de. Bunlarda çok fazla yazı yazıyorsun. Bilmem ne şey yapıyorsun. Anladım. Peki hazırlığı nerede okuyorsunuz? Hazırlığı biz bu arkamızda gördüğümüz şeyde kampüste okuduk. Avcılar kampüsünde okuduk. Ama yeni gelenler şeyde okuyor. Hadımköy kampüsünde okuyor. Hadımköy gerçekten çok uzak, çok berbat diyorlar. Şimdi yalan yok. Çok videosu. Uzakmış. Üniversite okumanın başlıca olayı sınıf ortamı, dostluklar, arkadaşlıklar, hocalar oluyor. Sınıf ortamı ve hocalar nasıl? Bize kısaca anlatır mısın? Sizde nasıl bilmiyorum da bizim sınıflar aşağı yukarı 100 kişilik. Şimdi böyle bir ortamda tam bir samimiyet beklemek çok bir gerçekçi olmuyor. Herkes gruplaşıyor ediyor. Bizim bir halı saha grubumuz var. Mecbur makine mühendisi olunca en iyi yaptığımız şey halı saha yapmak. Böyle mesela kampüsün içindeki halı saha değil mi? Şey var. Önceden orada yapıyorduk ya şu an orada yapmıyoruz. Sınıfın hepsiyle tam muhabbet sürmek pek mümkün değil. Benim 3. sınıfta tanıştığım arkadaşlar var. Hocalar gözüyle bakarsak şimdi 100 kişi çok kalabalık. Şimdi hoca geliyor. Hepimize nasılsınız, iyi misiniz falan muhabbeti olamıyor şimdi açıkçası. Şimdi bilgisi ortamı yok. 100 kişi yok yani. 100 kişi. İyi misiniz? Ortam biri ses çıkartır. İyiyiz şey falan. Hadi bakalım derse devam eder. Herkes birbirini simen bilse de özetle bu yani. Sınavlar? Sınavlar. Bizim sınavlar bence bir tık zor oluyor. Diğer mesela bizim Farçeri'de okuyan arkadaşlarımız da var. Bizde bir vize bir final oluyor. Aşağı yukarı ikisinin de %50'si alınır. Hocaya göre veya derse göre bu oran değişebilir ama aşağı yukarı böyle. Hem zorlarlar ve hocalar şunu der. Ya ben İstanbul Üniversitesi öğrencisinin şunu bilmiyor dedirtmem. Bunu ben birkaç defa duydum. Böyle bir şeyler oluyor. Tabii bizim hiç işimize gelmeyen bir şey. Veya şey oluyor. Siz buraya kadar geldiniz bunları bilmeniz lazım. İlk sınıflarda bu oluyor. Daha sonra ben bunları bilmemlere dönüşüyor. Evet. Allah gerçekten ilk sınıfta yüksek notlar almak gayet kolayken ileriki sınıflarda bu çok zorlaşıyor. Ders katılım zorunluluğu nasıl? Bizim makine mühendisliğinde pek bir katılım zorunluluğu yok. Gerçekten yok. Bu hocaların insafiyetine kalmış oluyor. Bizimkiler genelde çağırmıyor. Ama şu var, gittiğimizde zaten zor anlıyoruz. Mecbur gidiyorsun. Ya da gitmek istemiyorsan kendi başına veya arkadaşlarına çalışırsın. Şimdi ben dışarıdan birisiyim. Sen tam mesleğin, bölümün, okulun içindesin. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bizim okul ve denge üniversitelere baktığımızda teknik üniversitelere geçiyorum. Aşağı yukarı birbirinin çok benzeri oluyor. Hem eğitim açısından hem okulun sana sunduğu imkanlar ve kampüs açısından pek bir farklı değil. Hocalar bireysel anlamda hepsi çok kaliteli. Bu İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi'den hocalarımız da var. Böyle veya bizim okuldan mezun hocalar da var. Ama öğreticilik günü üniversiteye geldiğimizde bambaşka bir şey. Bunu sen de bizzat şahidisindir. Öğreticilik günü birebir çok iyi olmayabilir. Sizin beklentinizi karşılamayabilir. Benim karşılamadı, yalan yok. Şu da belli bir şey, üniversitede şu bekleniyor bizden. Sen zaten biraz bileceksin, edeceksin. Geleceksin böyle, ders tipikleştireceksin. Üstüne yine kendin koyacaksın. Yani sana bir anahtar verilip kapı açmanı bekliyorlar. Sana bizzat kapı açmıyorlar. Şimdi Avcılar kampüsü uzak falan dedik böyle, biraz şey falan dedik de aklıma geldi. Ne kadar böyle olsa da İstanbul'da ve İstanbul aslında uzaktaki merkezlerinden bir yer. Hafta sonları veya okul sonrası her yere gidebiliriz. Ama asıl önemli kısım mesela bizim kariyer zirvelerimiz var. İşte bu kariyer zirvelerinde her bölüm gerçekten Türkiye'de çok büyük firmaları çağırıyorlar. Ya inanılmaz. Normalde ulaşmam bilmem ne mail istersen böyle kapısının önünde yat görüşemeyeceğin firmalara bizzat umursamayacak. Gerçekten hayatta ya ve bunda iş imkanı sağlayabilirsiniz. Belki staj imkanı sağlayabilirsiniz ve her şeyden de ötesi size bir bilinç kazandırıyor. Bu çok fazla önemli, güzel bir şey. Arada dedin ki staj. Staj zorunluluğu, staj durumu nasıl? Mühendisliklerde mecburi staj vardır. Diğer sözel bölümlerde olmayabilir. Bizim makinede 3 staj oluyor. Toplam 60 küsur gün galiba.
Diğer bölümlerde iki tane oluyor ama aşağı yukarı günleri birbirine yakın. Mecburi stajları var. Ben iki tanesini yaptım, bir tanesi kaldı. O zaman ben son sorumu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. İstanbul Gelsin. Üniversitesi ve son soruyla karşınızdayız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Makine Mühendisliği okunur mu? Okunur mu? Gerçekten. Şimdi çık diye bir soru. Okunur mu? Okunur. Ama amalarım var. Bu da bir gerçek. Ben 35 bin yapıp bu okula gelmiştim. O zaman 2016 sıralamasıydı. Şu an bayağı bir gerildi galiba da. O sıralamada gidebileceğim en iyi okullardan biriydi. Açıkçası Türkiye standartlarında bir bölüm seçerken yaptığımız şeyler. Sıralamana bakıp en sonunda bununla gidebileceğim en iyi yer neresi deyip gidebileceğim yerlerden biriydi. Okulun eğitimi iyi mi ya da %100 beni geliştirdi mi ve istediğimi aldım mı desem bunlara tam anlamıyla böyle gönül rahatlığıyla evet diyemiyorum. Bu da bir açıkça bir gerçek. Şimdi şey var. Bana göre. Evet. Bu bana göre. Şimdi herkesin şeyi farklıdır. Her hoca aynı değil. Bazen çok iyi hocalarımız olsa da gerçekten eğitim anlamında benim o kadar iyi görmediğim hocalarımız da var. Yani bu yanlış anlaşılmasın ama öğretmenlik kavramı çok farklı. Aynı şekilde çok zor mesela değiyor mu, şey mi yapıyor dendiğinde insan bir acabası oluyor. Ama bunlardan önce kişi kendisine şunu sormalı. Ben makine mühendisliği okumak istiyor muyum? Bizim okul bize mühendislik anlamında çok güzel bir deney ortamı sunamıyor. Evet, bu da bir gerçek. Mesela Yıldız Teknik veya ODTÜ'yle mesela çok fazla mukayese ederler. Oralar teknik üniversite oldukları için atölye ve deney ortamları bir tık daha farklı oluyor. Ama bizimkisi mesela o kadar da iyi değil. Mesela bu sene şey derslerim vardı benim. Makine laboratuvar derslerim vardı. Onlar bir nebze daha iyiydi ama şöyle söyleyeyim. Tam istediğimizi alamıyoruz. Makine mühendisliği dediğimizde, üretim dediğimizde ilk akla gelenlerden biri torna frezedir vesaire, kaynak döküm ya bu tarz şeylerdir. Biz bunların hiçbirini mesela okulda tam olarak göremiyoruz. Diğer okullarda daha farklı şeyler olabiliyor. Evet bu okulu okuyorum. Evet ne kadar çok seviyorum diyen olsa da şunu diyenler de var ki yani ulan nereden çıktım da buraya geldim diyen yani istediğimi karşılamadı diyen insan sayısı da az değil. Bu da bir gerçek. Bu puanla gidebileceğim daha iyi bir okul var mı deseniz büyük ihtimal o da yok derim. Bu. Hayırlı olsun. Aslında Türkiye'nin acı gerçeği. Yani imkanlarla bu kadar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ya bakıyorum böyle. Mesela Türkiye'de en iyi mesela makine mühendisliği böyle bölümleri diyor. Ya bizim okul 6. mı 9. mu neydi böyle bu? Ya bu çok güzel bir rakam. Bunun içinde mesela Koçu var, Bilkent'i var, İTÜ'sü, ODTÜ'sü, Boğaziçi'si, Yıldız falan derken hemen ardından böyle bir okul falan gelmesi gayet güzel diyoruz. Ama neye göre güzel? Bunlar makale sayısına göre. Bilmem neye şeye bakıyor. Çok öyle sandım. Oğlum ne güzel lan onu yapacağım, bunu yapacağım, mucite olacağım hevesiyle gelip. Ama aslında o kadar da değilmiş ya. Anasını satayım ya. Bu hocanın dersini zaten anlamıyorum. Gitmeyeceğim ya. Şeyine gelmesi. Şimdi bir anda yükselip bir anda düşmesi bu gerçekten acı. Ama dediğim gibi bu puana gidebileceğim en iyi okul buydu. İşin garibi benim şeyde okuyan arkadaşlarım da var. Yıldız'da, İTÜ'de okuyan arkadaşlarım da var. Bizden bir tık daha iyi durumdalar ama onlar da tam anlamıyla şey değiller. Diye yükselemiyorlar onlar da. Mesela bu okula ilk girdiğimizde herkesin gördüğü şey var ya bu İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısı. Onu görüyor. Bu arada ben de Beyazıt okuyacağımı zannedenlerdendim. Tercihten sonra ağacılar olduğunu anladım. Başta o yüzden söyledim hata yapılsın şey diye. Ve bunun gibi bir sürü insan varmış. Onu da fark ettim. O zaman teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İnşallah. Geçmiş olsun. İnşallah. Beklediğini almışsındır. Yani İnşallah mesela izleyenlerin de beklentisi karşılamıştır. Yorumlarda her zaman cevap veriyoruz. Mustafa'da ben de cevap veriyorum. Çok özel bir durum olduğu zaman bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ama çok özel durumları yazın. Herkesin faydalanacağı şeyleri tıkı tıkı aşağı yazın. Her zaman yardımcı oluruz. Dediğimiz gibi dinamikler farklı, o durum farklı, bu durum farklı. Hepsini zaten tek tek eliyorsunuz. Ve makine mühendisliği İYÜ Cerrahpaşa'da böyleydi. Son bir sözün yoksa kapatıyorum Mustafa. Teşekkür ediyorum. 3 sene boyunca unutmayıp bir şekilde denk gelmek gerçekten farklı bir duyguydu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bir nefes verdim videoyu bitirmekle birlikte. Kendinize dikkat edin. İnşallah istediğiniz bölümü güzel bir şekilde kazanır. Mutlu mutlu okursunuz. Videoyu da beğenirseniz elinize sağlık derim.
Bir sonraki güzel bölüm tanıtımları videosunda görüşmek üzere ve güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ne diyebiliriz ki başka? Aynen.